hayatçılar çıktı. Ateistin konuşacağı lafı, hatta ateistin de konuşmayacağı bir lafı konuşuyor. Din adına konuşuyor, din adamı kisvetiyle konuşuyor yani. Sorun burada. Yoksa adam çıksa ateistim konuşsun, şiim konuşsun, Mutezile'yim konuşsun, bize ne özgürlük var? Derdimiz ne şimdi? Ben Müslümanım, ehl Sünnet'im, bir de Hanefi'yim, bir de Maturidi'yim. Ondan sonra Allah ne bilsin sen ne yapacağını? Haşa ve kella. Maturidiye göre de, bütün mezheplere göre de kafir olacak, kafir edecek laf söylüyor. Biz şimdi bu insanlara bunu nasıl anlatacağız? Dilimiz ettiği kadar anlatacağız. Yani bu ihtilaflı konuları, ihtilaf yok. Ehl-i sünnette ihtilaf yok yani. Ehli bid'atle ehli sünnetin, ehli şirkle ehli tevhidin ihtilafı var. Ama ehli sünnette hiç ihtilaf yok bu konularda. Dolayısıyla bu konuları açan adamlar ehli sünnet değil. Kimisi de ehli İslam da değil. Yani çünkü öyle konular var ki Kur'an değilsin diyecek kadar, Adem Aleyhisselam'ın babası var diyecek kadar mütevatir konuları inkarla kafir oluyorlar. Kafir olanlar da var bunların içinde bu lafları söyleyenler. Allah bilmez diyen kafir olur. Buna hiçbir alim Müslüman demez. 72'nin içinde de yeri yoktur. 72 fırka talalet fırkalarıdır ama tekfir edemiyorsun. Yekten tekfir edemiyorsun yani genelini. Dolayısıyla itikadının pisliğine göre muamele edeceksin. Ama Allah Teala bilmez. E, önceden ne olacağını bilmez. Sonra ne olacağını bilmez. Benim yarın ne yapacağımı bilmez. Namaz kılacak mıyım? Sabah namaza kalkacak mıyım? Kalkmayacak mıyım? Ne bilsin? Ya bunu diyen adam İbn Hacer Eytemi, Ehl-i en büyük alimidir. İki İbn Hacer var. O Askalani daha öncekidir. O hadiste hadis hafızlarında yani e, hadis ilminde diyelim çok ileridir. İbn -i Hacer Eytemi hem Şafii fıkhında, Ehl-i Sünnet itikadında İbn Teymiyye'nin de ipliğini pazara çıkarmakta falan eee ehli Bid'at'a reddiyelerde çok hizmeti vardır. Büyük veli. E, o mübarek zat bunu kesin beyan ediyor. 40 hadis kitabında bunu yazdık. Yani ki bir insan Allah'ın cüz'iyatı bilmediğini, yani teferruatı bilmediğini, genel kapsamıyla olaylara vakıf olduğunu özel için içeriğini yani İstanbul var. İstanbul'u biliyor ama Fatih'te ne var? E orada işte benim kaç cami var Veya da Fatih'te e, İsmaila var. İsmailâhın içinde kaç kişi namaz kılıyor Veya işte Haydar var. Haydar'da bugün kaç girdi çıktı? Allah bunları bilmez diyor adamlar. Çünkü bunlar teferruatmış. Allah böyle ufak işlerle uğraşmazmış falan filan. Halbuki Kur'an bunları reddediyor. Yaş Kur'u ne varsa hepsini biliyorum diyor. Ve ma teskutu min Yaprak düşmez ben bilmeden diyor. Yaprak. Ben bilmeden yaprak düşmez diyor. E sen nasıl haşa Allah bilmeden buraya girip çıkacaksın? Yaprak tane şey misin? Tamam mı basit bir olaysın yani? Ki sen mükellefsin. Yaprak toprak mükellef değil. Nasıl bilmez? Bu ayetlere rağmen adamlar bunu bilmez diyor. Mutezilerin bir kafası böyle. İşte bu kafada olanlar kesinlikle kafirdir diyor. İbn Hacer Eytemi ulema ittifak etmiştir. Burada zerre kadar şüphe yoktur diyor. Çünkü Allah'ın ilim sıfatı ayetlerle sabittir. <laughs> Allah bir külli şeyin alim, her şeyi biliyor. Nasıl bu? her şeyin içinde sen de bir şeysin, o da bir şey. Böcek de bir şey. Efendim canlı da bir şey, cansız da bir şey. Her şeyi diyor. Her şeyin içinde hepsi giriyor. Bütün şey mevcuda derler. Mevcut varlık sahasına çıkmış. Mevla madumları da bilir yani. Mevcut varlık sahasındakiler. Madum yok. Adem'de. Adem Yokluk demek. Aynla. Madum e, onu da bilir. Ne nasıl bilir? Olsaydı nasıl olacaktı onu da bilir. Mesela kısır adamın hiç çocuğu olmamış. E Mevla bunun çocuğu olacağını bilir mi? Hayır. Yaratacaksa çocuğu olacağını bilir. Yaratmayacaksa olmayacağını bilir. Ama yaratsaydı nasıl yaratacak olduğunu, o onun çocuğu yok ama olsaydı Erkek mi oldu, kız mı olur? Sağlam mı olur, sakat mı olurdu? Gözü, kaşı, kirpiği nasıl olurdu? Olsaydı nasıl olurdu diye Allah bilir mi? Bilir. bilir. Celle Celaluhu. Onun için mevcudu mevcut olarak bilir. Madumu madum olarak bilir. Onun ilmi sonsuzdur ve nihayetsizdir. Ama cüz'iyatı bilmez diyen kafir olur. İşte bu öyle teferruat değil bunlar. İtikadın metni bunlar. Daha Allah Teala yani hayat, ilim, sem'i, basar İrade, kudret, kelam tekvin diye çocuklara sıbyanda öğretilen sıfat sübutiyenin sekiz sıfattan biri bu. Daha adam burayı bilmeden profesör olmuş.